Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuz arkadaşlar EKS sınavına yönelik 3. soru çözüm çalışmamızı videomuzu hep beraber sizinle yapacağız. Diğer ismiyle müdür ve müdür yardımcılığı sınavına hazırlık arkadaşlar. Bu videomuz arkadaşlar toplamda 20 tane harika soru çözeceğiz hep beraber. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanala abone olmayı, üye olmayı, beğenip yorum yapmayı arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. Kıymetli meslektaşlarım eğer hazırsanız hemen ilk sorumuzla başlayalım. Şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuz bu. Arkadaşlar kurumdaki maddi kaynakları ve insan kaynaklarının etkiliği, Eşgüdüm içinde kullanılabilecek kararlar alma ve kararları takip etme şeklinde tanımlanan kavram politika, planlama, strateji, yönetim, program arkadaşlar. Kurumdaki maddi ve insan kaynaklarını eşgüdüm içinde kullanılabilecek karar alma, bu kararları takip etme arkadaşlar kavramı yönetim olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ney arkadaşlar? D şıkkı. birinci sorumuz bu. İkinci sorumuza bakalım sevgili meslektaşlarım. Yukarıda tanımı verilen planlama ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Yapılan plan amaç içerik kullanacak teknik ve değerlendirilmesi açısından açık ve anlaşılır olmalı. Buna dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Yönetim planında işin kimin tarafında ve hangi kıstaslara göre yapılacağı açık ve anlaşılır olmalıdır. Altını tekrar çizdik. Peki bu ilke amaca uygunluk, süreklilik, tutumluluk, bütünlük, yak, yalınlık hangisi olmalıdır? Açık ve anlaşılır olmalı diyor arkadaşlar. İşin kimin tarafından yapılacağı açık ve anlaşılır ifade edilmeli. Bu olsa olsa ne olur arkadaşlar? Yalınlık e, ilkesi olur. Çünkü yalınlık ne anlama geliyor? Bir şeyi en açık, en anlaşılır şekilde ifade etme anlamında kullanabiliriz. Cevabımız E. Üçüncü sorumuz arkadaşlar, üçüncü sorumuza bakalım, şöyle biraz büyütelim. Yukarıdaki olayda okul müdürü Selim Bey aşağıda karar veren modellerden hangisini kullanmıştır? Bakalım Selim Bey ne yapmış? Okul müdürü Selim Bey okul öğretmenleriyle müdür yardımcıları arasında sorun olduğunu bilmesine rağmen. Sorunu görmezlikten gelip çözüme yönelik bir girişimde bulunmamıştır. Bu müdür klasik karar verme, alternatifleri sıralama, yönetsel karar verme, alternatifleri değerlendirme, kaçıngan karar verme. Hangi arkadaşlar karar verme modelini kullandığını soruyor bize. Sorun var. Bu sorunu bilmesine rağmen bu soruna müdahale etmiyorsa arkadaşlar kaçıngan karar verme modelini kullanmıştır. Cevabımız E. 44. sorumuza bakacağız. Gelsin bakalım. 44. sorumuz. Denetim süreci kurma ve zamana göre farklılık gösterebilir arkadaşlar. Çağdaş bir denetim sisteminin standart bir süreçten çok olaya bakın olaya göre farklılık gösterebilmektedir. Yukarıda tanım yapılan denetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Çağdaş bir yönetim sisteminin standart bir süreçten çok olaya göre de farklılık göstermesi arkadaşlar nesnellik, planlık, bütünlük, durumsallık, demokratiklik hangi ilkeyle alakalı? Arkadaşlar e, olaya göre eğer bu denetim e, şey bu denetim süreci bir farklılık gösteriyorsa o zaman burada bir durumsallık var değil mi arkadaşlar? O zaman doğru cevap şıkkımız ne olur? D şık. 45. sorumuz Yukarıda tanımı verilen yönetim süreci aşağıdakilerden hangisidir? Kuruluşun ilk aşamasına yapılan ve kurumu düzene geçiş aşaması olarak tanımlanabilir. Geçiş aşamasının altını çizelim. Bu aşamada kişiler arasında görev ve sorumlulukların dağıtımı yapılarak kişiler arası çatışma azalmaktadır. Arkadaşlar yönetim sürecinde bu hangi e, tanımı verilen hangi kavramdır? Yani kadrolama mı, planlama mı, yönetme mi, örgütleme mi, koordine Etme mi sorumuz bu arkadaşlar ilk aşama e, görev dağılımı yapılıyor kişi arasında ve sorumluluk dağıtımı yapılıyor çatışma azaltıyor burada bir ne var arkadaşlar elbette bir örgütleme var değil mi arkadaşlar dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir de şıkkı kuruluşun ilk aşamasında yapılan ve kurumu düzenen e, geçiş aşaması olarak tanımlanıyor. kişilerin görevi ve sorumlulukları dağıtılıyor o zaman burada biz bir örgütleme bir e, aşamasından bahsedebiliriz. 46. sorumuza bakalım şöyle. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticilerinin yeteneklerinden biri değildir? Okul yöneticilerinin e, yeteneklerinden biri değil arkadaşlar. Denetim, insanı yönetim, çevre yönetimi, eğitim yönetimi, kendini yönetim arkadaşlar. Hangisi okul yöneticilerinin bir yeterliliği değil? Arkadaşlar okul e, yöneticilerinin yetenekleri arasında insanı yönetim, çevre yönetimi, eğitim yönetimi, kendini yönetim var fakat denetim yönetimi adında bir yetenek alanı yoktur. Doğru cevap şıkkımız A. Bir diğer sorumuz gelsin arkadaşlar. Sorumuz gelsin bakalım. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticilerinin yeterlik alanlarından biri değildir? Okul yöneticilerinin yetenek alanlarından biri değil. Çalışanların nasıl değerlendireceğini bilme arkadaşlar bir yeterlik alanı okul yöneticilerinin okulda ekip çalışması ruhu kazandırma kesinlikle var bu okulun güçlü ve zayıf yönlerini bilme en temel yeterliklerden birisidir okulun çevreyle bütünleşmesi için gerekli önlemlerin alınması var tüm çalışanları denetim altında tutma gibi bir okul yöneticilerinin bir yeterlik alanı yoktur dolayısıyla çok da demokratik bir Tutum değildir. Doğru cevap şıkkımız ney? D. 48. sorumuz arkadaşlar. Yukarıda okul müdürünün kullandığı güç türü aşağıdakilerden hangisidir? Okul müdürü Mehmet Bey Ayşe öğretmenin nöbet görevlerine geç gelmeyi alışkanlık haline getirdiğini fark etmiş ve bu konuda Ayşe öğretmeni uyarmıştır. Okul müdürü Mehmet Bey uyarıdan sonra öğretmendeki davranışın olumlu yönde değiştiğini gözlemlemiştir. Acaba bu müdür arkadaşımız hangi gücünü kullanmış? Zorlayıcı, karizmatik, uzmanlık, ödül, ve yasal güç. Arkadaşlar soruyu değerlendirdiğimizde okul müdürü zorlayıcı gücünü yani yanlış bulunan bu davranışı öğretmeni uyararak olumlu yönde değiştirmişti. Dolayısıyla burada zorlayıcı gücünü kullanmış. Doğru cevap şıkkımız A şıkkı. Bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine okul yönetimi ile ilgili. Bu kapsamda okul müdüresi Sümeyra Hanım sergilemiş olduğu liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? Okul müdüresi Sümeyra Hanım yeni atanda okulda okulun amacını belirlerken kanunlara ve yönetmeliklere bakmasının yanında okulun çevre e, ile ilişkisi ve okulun sosyolojik özelliklerine dikkate alarak okulun amaç ve felsefesini belirlemiştir. Acaba bu öğretmen hanım, bu müdüre hanım hangi arkadaşa liderlik türünü sergiliyor? Sorunu, bu sorumuz bu şekilde. Teknolojik liderlik, planlama liderlik, karizmatik liderlik, program liderliği, öğretimsel liderlik. Arkadaşlar sadece kanun yönetmeliklere bakmıyor. Aynı zamanda okulun çevre ilişkisine, okulun sosyolojisine bakıyorsa bu müdüre hanım arkadaşlar liderlik türlerinden öğretimsel liderliği kullanmıştır. Cevabımız E'dir. 50. sorumuza bakalım arkadaşlar. 50. sorumuz şöyle. Biraz uzun bir soru netleşsin. Evet. Yukarıda örnek olayda öğretmenler okul yönetimini hangi alanda eksik buldukları söylenebilir. Okul müdürü Mustafa Bey öğretmenlerden okul yönetimle ilgili görüşlerini al almak için bir forum aracıyla öğretmenin görüşünü istemiştir. Yaptığı analiz sonucunda okul yönetiminin kanun ve yönetmedikleri iyi bildiğini belirtmelerine rağmen öğretmenlere karşı olan tavırlarında mutlu olmadıklarını belirlemişlerdir. Ee, arkadaşlar hatta bu sebepten okuldan ilk fırsatta tayin isteyeceklerini de belirtmişlerdir. Yani kanunları, kuralları iyi uyguluyorlar fakat insani anlamda e, problem var. Bir iletişim problemi var. O zaman arkadaşlar temsili yeterliliği, insancılık yeterlilik, kavramsal yeterlilik, teknik yeterlilik, mesleki yeterlilik hangisinde bir ne var arkadaşlar? Eksiklik soruyu incelediğimizde insani anlamda arkadaşlar bir yetersizlik olduğunu, bir eksiklik olduğunu, evet iyi bir e, kanunları, kuralları iyi uyguluyorlar. Fakat öğretmenleriyle ne yapamıyorlar? Olumlu bir iletişim kuramıyorlar. Bundan dolayı öğretmenleri bu okuldan ayrılma durumunda kalıyor. Doğru, doğru cevap şıkkımız ne olur? B şıkkı olur. 51. sorumuza geldik bakalım arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Buna göre okul yönetimi aşağıdaki yönetim süreçlerinden hangisine hangisini uygulamaktadır? Bir bakalım arkadaşlar. İpek öğretmen Bahçe Nöbeti Esna'da öğrencilerin çoğunun sert yüzeyli zeminde oynadıklarını gözlemlemiş ve bu durumu bu duruma bağlı olarak nöbeti esnasında birçok öğrencinin yaralandığını fark etmiş. Öğrencilerin oynadıkları alan sert yüzeyli alan yerine yumuşak zemin olması gerektiğini okul yönetimi de paylaşır. Okul yönetimi öpek, İpek öğretmeni nöbeti esnasında gözlemli sorunu çözmek için bütün enerjilerini harcayarak çözülmeye çalışırlar bu problemi. Bu durumda arkadaşlar acaba yönetimin hangi süreci kullanılmış bunu bize soruyor. Karar verme, planlama, eş güdümleme, iletişim, örgütleme. Şimdi arkadaşlar burada bir problem var. Sert bir zemin var. Çocuklar oynuyor, yaralanıyor. Daha yumuşak bir zemin, daha olumlu, daha... Ee, arkadaşlar çocukların oynayabileceğine uygun bir zemin oluşması için e, eğer arkadaşlar e, okula yönetim öğretmenlerle e, bütün enerjilerini eğer harcayarak bu sorunu çözmeye çalışıyor o zaman bir koordinasyon bir eş güdümlenmeden bahsettiğini bahsettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da hocam şıkkımız nedir? C şıkkıdır. Hemen 52. sorumuza bakalım. Gelsin bakın 52. sorumuz sevgili sorucum. Gö Göksu öğretmenin katıldığı eğitim sempozyumunda aşağıdaki denetim modellerinden hangisine ilişkin bilgi verilmektedir? Denetim modelleri arkadaşlar. Bir eğitim sempozyumuna katılan gö Göksu öğretmen sempozyumda sunulan sözlü bildirilerde eğitim denetiminde aday öğretmen öğretmenlere yoğun gelişimsel fırsatlar sunma ve öğretmenlere seçenekler sunma gibi konular üzerinde durulmaktadır. İşte burada denetim modellerinden hangisine ilişkin bilgi verilmiş? Gelişimsel, farklılaştırılmış kliniksel, bilimsel öğretimsel arkadaşlar öğretmenlere yoğun gelişimsel fırsatlar sunma ve öğretmenlere seçenekler sunma dediğine göre farklılaştırılmış arkadaşlar denetim modelinden yararlandığını bunun hakkında bilgi verdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ne olur? B şıkkı olur. 53. sorumuz gelsin arkadaşlar. Bir öncüllü soru. Sorumuzu önce bir netleştirelim. Sorumuz bize ne diyor? Anadolu Lisesi'ne görev yapan bir okul müdürünün verilen yönetilen uygulamalardan hangileri Henry Fayol'un yönetim süreçleri yaklaşımına uygun, uygun uygulamalara örnektir? Henry Fayol. Bakalım arkadaşlar. Her bir öğretim yılında öğretmenlerin derslerini en az bir defa gözlemlenmesi bu var arkadaşlar. Henry Foyol bunu öneriyor. Yine arkadaşlarım nöbetlerin eksiksiz yerine getirmesi için öğretmenlerin uyarmasını öneriyor sevgili arkadaşlarım. Devam edelim. Ee, öğretmenlerin aidiyetini güçlendirmek için alınan kararlara kararlara uygulama yönelik çalışmalar yapılması Henry Foyol'un önerdiği bir durum değil. Eğitim öğretim yılının başında dönem içinde neler yapılacağına yönelik planlama planlama e, yaparak bunların listelenmesi var. Yani 1, 2 ve 4 Henry Foyer arkadaşlar yönetim süreçleri yaklaşımına uygun ifadelerdir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız ne olur? E şıkkı olur. 54. sorumuza bakacağız arkadaşlar. Bir kuram. Bakalım 54. sorumuz bize ne diyor? Okul müdürünü okuldaki öğretmenlere yaklaşımı aşağıdaki kuranların hangisiyle açıklanabilir? Okulunda birlikte çalışıyor öğretmenin kişisel amaçları ile örgütün amaçlarını dengeleyen, bakın dengeleyen, onlara insancıl davranış gösteren ve mesleki anlamda Yetişmeleri konusunda motive eden bir okul müdürü, hizmetlerin takası kuramını mı, açık sistem kuramını, X kuramı, Y kuramı, Z kuramını hangisini e, kullanmış hangisini arkadaşlar? Bu hangi kuramla ilgili arkadaşlar? Burada Öğretmenlerle amacı okulun amaçlarını dengeleyen, onlara mesleki anlamda yetişmesi konusunda motive eden, insancıl davranan kuram arkadaşlar Y kuramıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. 55. sorumuz gelsin. 55. sorumuz bakalım bize ne diyor? Sevgili sorucum. Öğretmenlerin velile yaptığı toplantıda onlarla iletişim kurarken görev yaptığı okulun içinde bulunduğu çevrenin özelliklerini, normlarını, kurallarını ve velilerin toplum içindeki rollerini göz önünde bulundurması aşağıdaki iletişim bağlamlardan hangisiyle açıklanabilir? Kültürel, fiziksel, tarihsel, zaman ve sosyal. Arkadaşlar, velilerle yaptığı toplantıda onlarla iletişim kurarken okulun çevresini, çevrenin özelliklerini, normlarını, kurallarını, velilerin toplum içindeki rollerin göz önünde bulunduran arkadaşlar ee, kuram kültürel bağlamdır. Arkadaşlar kültürel bağlam kuramı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? A. Şıkkıdır. 56. sorumuz arkadaşlar. Rehberlik kısmına geldik. Rehberlikle ilgili bir soru netleştirdik. Şöyle müsaadenizle bir su içeyim arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi? Rehberliğin temel ilkelerinden biri değildir arkadaşlar. Rehberlik hizmetleri bu hizmetleri çok fazla ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik öncelik veren bir hizmet miydi? Hayır arkadaşlar. Rehberlik hizmeti bütün öğrencilere yönelik bir hizmetti. En fazla ihtiyaç bu alana bu buna ihtiyaç duyan öğrencilere verilen bir hizmet değildi. Aslında doğru cevap şıkkımız A şıkkı. Diğerlerine bakalım. Rehberlik hizmetlerinde yer almak isteğe bağlıdır ve gönüllülük esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik kesinlikle esastır arkadaşlar. Bu rehberlik hizmetleri tüm eğitim programının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur. Rehberlik insan insan yaşamının her döneminde gerek duyulabilen sistemli, profesyonel bir yardım mıdır kesinlikle. Fakat rehberlik sadece rehberliğe ihtiyaç duyan çocuklara yönelik bir hizmet değil bütün çocuklara yönelik. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? A şıkkı sevgili meslektaşlarım. Bir diğer sorumuz hemen gelsin bakalım. Soru ne diyor bize? Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisinin basamaklarına uygun değildir? Bir okul müdürü okuldaki öğretmenlere düzenleyeceği da buluş yolu öğretim stratejisinin basamaklarını kullanmıştır. Örnek sun, örnekler, ek örnekler ver. Öğretmenin teşhis ettiği özellikler ya da ilkeleri vurgula, zıt örnekler ver. Tümden gelin yöntemini kullan. Arkadaşlar buluş yön, e, yolunda e, buluş yoluyla öğretim arkadaşlar. Affedersin. Buluş yolu öğretimde tüme varım yöntemi kullanılıyor. Tümden gelin yöntemi değil. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır. Yanlış olan bilgi e, bu e, arkadaşlar öğretim stratejisinde Tümden gelim yöntemi kullanılmıyor. Tüme varım. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkıdır. Buna dikkat edelim. 58. sorumuz arkadaşlar. Bu bir program geliştirme ile ilgili bir soru. Yukarıda parçada bahsedilen öğrenmeler aşağıdaki program türlerinden hangisinin kapsamına girer? Zorbalık olayları daha çok teneffüste ve okul bahçesinde ol, olduğu için çoğu kez öğretmenler ve öğrenciler tarafından fark edilmez. Sosyo-kültürel açıdan daha iyi çevreden gelen çocuklar daha az donanımlı olanları baskı altına alabilir ve onlar üzerinde üstü örtü gizli bir şekilde oluşturabilirler arkadaşlar. Tüm bunlar okulu okula yeni başlayan çocuklar tarafından okul ikliminden öğrenilir. Şimdi burada bahsedilen durum ihmal edilen program, örtük uygulamadaki program, ekstra program, resmi program hangisinin çerçevesine girer sevgili arkadaşlarım zaten burada örtük gizli bir şekilde sözcü bize doğru cevaba götürüyor. Burada bahsedilen durum örtük program çerçevesinde meydana gelen bir e, durumdur arkadaşlar. Peki ihmal edilen program neydi? Eee resmi programda olmasına rağmen uygulanmayan programdı arkadaşlar. Uygulamadaki program aslında sahada uygulanan öğretmenler tarafından bizzat uygulanan programdı. Ekstra program genelde sosyal kültürel faaliyetleri kapsayan e, program türüdür. Resmi program ise kanunları, kuralları devletin hazırlamış olduğu e, çerçevede oluşturulan programdır. Dolayısıyla burada bahsedilen örtü programdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. 59. sorumuza geldik. Yani 19. diyebiliriz. Böyle konuşan bir okul müdürünün savunduğu eğitim felsefesinin aşağıdakiler hangisi olduğu söylenebilir? Eğitim pahalı bir iştir. Öğrenciyi merkeze alan uygulamalarla para ve vakit kaybedilmemelidir. Çünkü bunun kültürel mirasın devamını sağlama hiçbir etkisi yoktur. Kültürel miras sözcüğünün altını bir çizelim. Kültürel miras arkadaşlar. Öğrenci öğretmenin söylediklerini tekrar ezberlemeleri Ezberlemeli ve bunlarla ilgili çok sayıda uygulama yapılmalıdır. Yani tekrar ezber, öğrenci, pasif, öğretmen e, arkadaşlar aktif. O zaman bu olsa olsa daimicilik, ilerlemecilik, varoluşçuluk, esasicilik, yeniden kurmacılık hangisi olabilir arkadaşlar? Tekrardan bahsediyor. Ezberden bahsediyor. Öğretmeni merkeze alıyor. O zaman bu olsa olsa ne olur? Esasicilik doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. 60. ve son sorumuz arkadaşlar. Ya da 20. sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerin hangileri kaynaştırma eğitimi için doğrudur? Kaynaştırma. Öğrencinin yetersiz yönleri kadar yeterli yönleri de bilinmelidir. Evet. Öğrenci bir bütün şekilde tanınmalı. Sınıftaki herkes için geçerli tek bir BEP hazırlanmalıdır. Bu yanlıştır. Çünkü çocukların her birine ilgi ihtiyaç her bir çocuk farklıdır. Her bir çocuğa aynı BEP'i uygulamamız mümkün değil. Çocuklara başarabilecekler görevler verilmeli. Başarıları ödüllendirilmelidir. Kesinlikle ailelerden bağımsız bir yol mu izlenmelidir kaynaştırma eğitiminde? Kesinlikle aile bu işin içinde olmalı. Bu da yanlış o zaman. Doğru cevap şıkkımız 1 ile 3 yani C şıkkı. Arkadaşlar bu videoda sizinle birlikte karışık Toplamda 20 tane soru çözdük. EKS müdür ve müdür yardımcılığı sınavına yönelik videoyu sonuna kadar benimle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, hepinize selamlar, hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Abone olmayı, beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınıza önermeyi ayrıca ve ayrıca kanala üye olmayı unutmuyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler, hepinize selamlar.